Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere sözcük türlerinden edatlarla ilgili ikinci soru çözümlerini yapacağım. İsteyen arkadaşlar daha önceki videolarımızda olduğu gibi yine konunun pdf'ini açıklama kısmındaki linkten indirebilir. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda ile edatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerinden farklı bir ilgi kurmuştur diyor. Bakalım ders notlarını daktilo ile yazıyor ifadesinde bakın burada ne anlamı katmış arkadaşlar araç anlamı katmıştır. Gazozun kapağını dişleri ile açıyor ifadesinde yine burada da arkadaşlar ne ile açtığını belirttiği için araç anlamı katmıştır. Karın yağmasıyla trafik kazaları arttı ifadesinde ise trafik kazalarının artması nedir sonuçtur. Neden artıyor kar yağdığı için edatı burada. Bu an, Buraya ne anlamı katmıştır? Neden anlamı katmıştır? Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır arkadaşlar. İkinci soru. İçin edatı yukarıdaki cümlelerin hangisinde cümleye ayrıt içinde verilen anlamı katmamıştır diyor. Bakalım. Buraya benimle konuşmak için gelmiş ifadesinde hangi amaçla gelmiş? Konuşmak için. O yüzden cümleye neden sonuç değil amaç anlamı katmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Üçüncü soru. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde ünlem cümleye ayraç içindeki anlamı katmamıştır diyor. Bakın yine. Bakalım. Ha demek şimdi böyle olduk ifadesinde. Ha sözcüğü nedir arkadaşlar? Hatırlatma anlamı mı katmıştır? Hayır. Ne anlamı katıyor? Şaşırma anlamı katıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız yenidir arkadaşlar. A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. DDA bağlacı aşağıdakilerin hangisinde cümleleri bağlamıştır diyor arkadaşlar. Cümleleri dediğine göre iki tane yüklemi birbirine bağlayacak. Bakalım. Seni de beni de alacaklarmış işi ifadesinde böyle bir kullanım yok. A seçeneğini elemiş olduk. O da anlıyormuş bilgisayar arızalarından. Yine burada da böyle bir ifade yok. Bunu da elemiş olduk. Bu tür soruları ilkokul öğrencileri de çözer ifadesinde Yine burada böyle bir kullanım yok. Bunu denemiş olduk. Her şeyi biliyordur da bilmezden geliyordur ifadesinde. bakın D bağlacı biliyordur yüklem geliyordur yüklem iki tane yüklemi bağlamış dolayısıyla cümleleri birbirine bağlamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Beşinci soru. Yalnız sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat ya da bağlaç görevinde kullanılmamıştır diyor. Bakalım yalnız sana mı verdiler bu cezayı ifadesinde yalnız sözcüğü sadece anlamına gelir. Sadece sözcü anlamına geliyorsa denir arkadaşlar. Edat görevinde kullanılmıştır. A seçeneğini elemiş olduk. Zavallı kadın yalnız taşıyor evin yükünü ifadesinde ise taşımak fiil nasıl taşıyor? Yalnız taşıyor. Fiili belirttiği için nedir? Durum zarfıdır. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. Diğerlerine de bakalım. Çalışıyorum diyorsun. Yalnız notların düşük ifadesinde yalnız sözcüğü nedir arkadaşlar? Fakat anlamına gelmiştir. Bundan dolayı da bağlaç görevindedir. Yine doktor yalnız senin için verdi bu diyeti ifadesinde yalnız sözcüğü ne anlamına geliyor? Sadece anlamına geliyor. Bundan dolayı edattır. Bina bitti yalnız çevre düzenlemesi yapılmadı ifadesinde yalnız sözcüğü burada fakat anlamına geliyor. Fakat anlamına geldiği için de bağlaç görevinde kullanılmıştır. Altıncı soru. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerinden farklı bir görevdedir diyor. Bir o mu görmüş hırsızın kim olduğunu ifadesinde bakın arkadaşlar bir sözcü nedir burada? Sadece anlamına gelmiştir. O yüzden nedir? edattır. Sadece anlamına geldiği için. Yalnız kendi doktorunun söylediklerine inanıyor ifadesinde yine bu da sadece anlamına gelmiştir. Bu da edat görevinde kullanılmıştır. Sadece Ayder Yaylası'nda yetişiyor bu çiçek ifadesinde zaten sadece kelimesini kullanmış. Edat görevindedir. Ancak senin başına gelebilirdi böyle bir şey ifadesinde ise yine değerli arkadaşlar bakın sadece anlamına geliyor. Bundan dolayı bu da edat görevindedir. Yaklaşık 2 ay sonra bitecek askerliği ifadesinde ise ne zaman bitecek? Bitmek fiil. Ne zaman bitecek? Yaklaşık 2 ay sonra. Bu da nedir arkadaşlar? Zarftır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 7. soru. Gibi edatı aşağıdakilerin hangisinde kurduğu öbekle durum zarfı görevinde kullanılmıştır diyor bakın bize. Bakalım. Güreşçi rakibinin üzerine yıldırım gibi atıldı ifadesinde atılmak fiil nasıl atıldı? Yıldırım gibi. Yıldırım gibi sözcüğü nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bağlaç atıldığında cümlenin anlamı değişir demiş. Bakalım. Beni çok aramış ama ulaşamamış bana ifadesinde Böyle bir durum söz konusu değil. Okulu bıraktı ve ticaret, ticarete atıldı. Yine burada böyle bir kullanım söz konusu değil. Yemeğini yemiş, üstelik kahvesini de içmiş. Burada da böyle bir kullanım söz konusu değil. Gelemedi, yoksa hasta mı acaba ifadesindeyse yine burada da böyle bir kullanım söz konusu değil. Çalışacakmış da sınıfını geçecekmiş de ifadesinde. Bakın bağlacı kullandığında zor anlamına gelirken arkadaşlar çıkardığımızda ise bakın bunları çıkardığımızda ise kesinlik anlamına geliyor. Yani bu işin gerçekleşeceği anlamına geldiği için anlamın değiştiğini görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir sözcük vardır diyor. Bakalım. Ünlem olmayan kimi sözcükler söyleniş özellikleriyle ünlem görevini üstlenebilir demiş. Bakalım arkadaşlar. Vah vah Kanadından vurmuşlar zavallı ifadesinde vah vah zaten nedir? Ünlemdir. A seçeneğini elemiş olduk. E ne yapalım? Yani geç kaldıysak ifadesinde zaten E ifadesi şaşırma bildiriyor. Bundan dolayı ünlemdir. Kes daha fazla dayanamam yalanlarına ifadesinde ise kesmek normalde fiildir arkadaşlar. Ama burada seslenme bildiriyor. Seslenme bildirdiği için de ünlem görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. Yine tüh ifadesi ünlem bildirir. Ya ifadesi nedir? Ünlem sözcüğüdür arkadaşlar. 10. soru. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri edat göreviyle kullanılmamıştır diyor. Bakalım arkadaşlar. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi ifadesinde mı nedir burada? Edat görevinde kullanılmıştır. Biri elemiş oldum. Ki ayrı yazıldığı için nedir? Bağlaç görevinde kullanılmıştır. En kesif orduların yükleniyor dördü beşi ifadesinde ise ordular isim nasıl ordular kesif ordular niteleme sıfatı ne kadar kesif ordular en kesif ordular bu da nedir arkadaşlar üstünlük zarfıdır. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara ifadesinde için nedir edattır. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karayı ifadesinde ise yine ile burada da edat görevinde kullanılmış. Bize edat görevinde kullanılmayanı sormuştu hatırlarsanız. Bundan dolayı da cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olan arkadaşlar B seçeneği doğru cevabımızdır. 11. soru. Ki bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlamı katmıştır diyor. Bakalım. Duydum ki istifa etmiş görevinden böyle bir anlam katmamış. A seçeneğini elemiş oluruz. Büyüklerinin sözünü dinledi ki başarılı oldu. Yine böyle bir anlam katmamış. Bunu da elemiş olduk. Uygun değildi ki kabul etmedi bizi ki böyle bir anlam katmamış bunu da elemiş olduk. Erken yat ki yarın dinç kalkabilesin ifadesinde. Arkadaşlar dinç kalkabilmesinin şartı nedir? Erken yatmasıdır. Görmüş olduğunuz gibi ki bağlacı burada cümleye ne anlamı katıyor? Koşul anlamı katıyor. Bundan dolayı da cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. 12. soru. Üzeri edatı Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlam katmıştır diyor. Hava kararmak üzere eve dönelim artık ifadesinde ise burada ne anlamı katmıştır? Zaman anlamı katmıştır arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere şimdi ayrılalım. Bakın buradaki üzere cümleye şart anlamı katmıştır. Dikkatli kullanmak üzere arabamı alabilirsin. Yine şart anlamı katmıştır. Geri ödemek üzere borç veririm sana. Hangi şartta veriyor? Geri ödemek üzere şart anlamı katmıştır. Yarın getirmek üzere okuyabilirsin kitabımı. Kitabımı hangi şartla okuyabilirsin? Geri getir yarın getirmek üzere. Görmüş olduğunuz gibi bu da şart anlamı katmıştır. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. 13. soru. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi bağlaç göreviyle kullanılmamıştır diyor. Sözümüzü dinliyor sanırdık. Meğer ki kendi bildiğini okuyormuş ifadesinde bu sözcük nedir arkadaşlar? Bağlaç görevindedir. Sanayi tesisleri buraya kuruluyor. Çünkü burada liman var ifadesinde. Yine bağlaç görevindedir. Siz aramaya devam edin onu. Belki döner size ifadesinde ise dönmek fiildir. Belki sözcüğü ihtimal anlamı kattığı için arkadaşlar cümlede durum zarfı görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yine burada da bakın. Halbuki bağlaç görevindedir. Oysaki de bağlaç görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. 14. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dizelerdeki ünlemle türce özdeş bir ünlem vardır diyor. Bakalım. Bire ağlar bire beyler derken seslenme bildiriyor. Yuh, bravo, yazık, hop. Arkadaşlar cevabımız nedir? Hop, görmüş olduğunuz gibi seslenme bildirmiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 15. soru. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangileri edat veya bağlaç görevinde kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Kalbim yine üzgün seni andım ifadesinde yine sözcü arkadaşlar. Ne zaman andım yine fiili belirttiği için nedir bu? Zarf görevinde kullanılmıştır. D ayrı yazıldığı için bağlaçtır. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden buradaki V de yine bağlaç görevindedir gibi edat görevindedir. Yer isim nasıl yer ince yer niteleme sıfatı nasıl ince yer en ince yer bu da üstünlük zarfıdır. Dolayısıyla edat ve bağlaç görevinde kullanılmayanı sormuştu. 5 ve 1 arkadaşlar nedir? Zarf görevlerinde kullanıldığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktı. 16. soru. Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır diyor. Sizce bu maç berabere biter mi ifadesinde ne anlamı katmıştır? Görecelik anlamı katmıştır bakın. Buna bakmış olacağız. Arkadaşlarıma göre sınavlar çok zormuş ifadesinde zaten e göre nedir? Arkadaşlarıma göre ifadesi görecelik anlamı katmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 17. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç eş görevli sözcükleri bağlamamıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. Elektrik ve su parasını yatırmayı unuttum ifadesinde V bağlacı görmüş olduğunuz gibi neleri bağlıyor arkadaşlar? Nesneleri birbirine bağlıyor. Uğur'un ya da Nezih'in olabilir bu telefon ifadesinde ise yine ya da bağlacı nesneleri birbirine bağlamıştır. Çok ısrar ettiler ama geri çevirdim tekliflerini ifadesinde ise ama bağlacı bu sefer ne yapmış? Yüklemleri birbirine bağlamıştır. Öğrenciler de öğretmenler de sevindi bu yasaya ifadesinde ise bakın DD bağlacı bu sefer de özneleri birbirine bağlamıştır. Ne gülü ne karanfili beğenir bu kızlar ifadesinde ise NN bağlacı Burada arkadaşlar nesneleri birbirine bağlamıştır yine. eş görevli sözcükleri bağlamamıştır ifadesinden dolayı doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır arkadaşlar. 18. soru mi edatı aşağıdakilerin hangisinde bir sıfatı pekiştirmiştir diyor. Bakalım. Hava soğuk olduğundan sıkı mı sıkı giyinmiştik ifadesinde giyinmek fiil Nasıl giyinmiştik? Sıkı mı sıkı arkadaşlar? Burada görmüş olduğunuz gibi durum zarflarını bağlamış. Yüksek mi yüksek bir yeri kurmuşlar verici ifadesinde ise yine yer isim nasıl yer yüksek mi yüksek yer burada da mi edatı nedir niteleme sıfatlarını birbirine bağlamış bundan dolayı da doğru cevabımız nedir B seçeneği olacaktır 19. soru Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu cümledeki altı çizili edat öbeğinin görevini üstlenen bir edat kullanılmıştır diyor. Bakalım. Bu adresi taksicilerden başka kimse bulamazdı ifadesinde sadece onlar bulur anlamına geliyor arkadaşlar. Seçeneklere bakalım. Bir tek dayımın oğluna güvenirim bu konuda ifadesinde. Bakın bir sözcüğü bir tek sözcüğü hatta sadece anlamına geliyor. Bundan dolayı da doğuracağımız nedir? A seçeneği olacaktır. 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durum örneklenmiştir ifadesini görüyoruz. Edatlar ek fiil alarak yüklem olabilir demiş. Bakalım ne gerek vardı bu kadar hazırla bizim için ifadesinde vardı yüklemdir. Böyle bir kullanım yok. Bunu elemiş olduk. Şimdi vedalaştık. Onunla gelecek yıl görüşmek üzere ifadesinde yine vedalaşmak yüklemdir. Edat değildir. Bunu elemiş olduk. Ben de çıkmak istiyordum Karadeniz turuna sizinle ifadesinde ise istiyordum yüklem edat değildir bunu da elemiş olduk. Niye beklettiniz bizi iş yerinizde akşama kadar ifadesinde ise beklettiniz yüklem edat değildir bunu da elemiş olduk. Toplantı belirtilen saatte bitmeyecek gibiydi ifadesinde ise bakın bitmeyecek gibiydi nedir? Yüklemdir. Gibi de edattır. Ek fiil olarak yüklem olmuştur. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 21. soru. Aşağıdaki cümlelerde geçen yenileme bağlaçlardan hangisi cümleye farklı bir anlam katmıştır diyor. Bakalım. Ha beni davet etmişler. Ha seni. Arkadaşlar burada ne anlamı katıyor? Fark etmez anlamı katmıştır. Bizi anlasanız da Anlamasanız da. Bu da dikkat edin. Fark etmez anlamı katmış. Hem okula gidiyor. Hem bir kırtasiyede çalışıyor. Her iki işi de yapıyor anlamına gelmiştir arkadaşlar. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. İster konuşun benimle, ister konuşmayın. Yine ne anlamı katmış? Fark etmez anlamı katmış. Gerek Ali'yi, gerek Hasan'ı arayabilirim. Yine fark etmez anlamı katmıştır. Evet arkadaşlar, son sorumuza geçiyoruz. V bağlacı aşağıdakilerin hangisinde cümleleri bağlamıştır diyor. Yani iki tane yüklemi birbirine bağlayacak. Okulu ve dershaneyi birlikte götüremiyordu ifadesinde bakın V bağlacı nesneleri birbirine bağlamıştır A seçeneğini elemiş oluruz Çalışkandı ve bunun ödülünü almak üzereydi ifadesinde Çalışkandı yüklem almak üzereydi yüklem V bağlacı iki tane yüklemi yani cümleleri bağlamıştır Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir B seçeneği olacaktır Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Kanalıma abone olduktan sonra Bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.